Kablo televizyona bağlanacak, telefona takılı değil şu anda. Şurada gördüğünüz oynatma modunda. Şimdi cihazın üzerindeki şu küçük butona bir kez basıyorum. Ve ekranda kurulum moduna geçtiğini görüyoruz. Şimdi cihazı telefona bağlıyorum. Telefona bağladık. Eskesi açıyoruz. Bağlama butonuna basıyoruz. Kişisel erişim noktasını açmamızı istiyor. Onu da hemen ayarlardan kişisel erişim noktası bölümünden aktif ediyoruz. Ve bağlandığını gösteriyor bize buradaki mavi çubukla. Uygulamayı açıyoruz. Bağlama butonuna basıyoruz. Bağlandı yazısı çıktı. Şimdi buradaki çubuklara basıyoruz. Burada firmware OTA yazısını görüyoruz. Buna bastığımızda yükseltmek istiyor musunuz diye soruyor. Tamam diyoruz. Şu an yeni yazılımı indiriyor. Evet, yazılım indi. Ekran da bu arada siyaha döndü. Tekrar geldi. Şimdi yazılımı yüklüyor. Cihaz güncellemeyi yaptı. Şimdi uygulamayı tekrardan açalım. Uygulama açıldı. Bağlan diyorum. Bağlandı yazıyor. Şimdi çubuklara tıkladığımda firmware OTA'ya tekrar basıyorum. Cihazınızın yazılımı günceldir diyor burada da. Ve güncelleme işlemi tamamen başarıyla tamamlanmış oluyor. Güncelleştirmeyi tamamladık. Şimdi cihazı tekrardan oynatma moduna almamız gerekiyor. Bunun için öncelikle kabloyu telefondan söküyoruz. Daha sonra cihazın arkasındaki düğmeye bir kez basıyoruz. Gördüğünüz gibi cihaz oynatma moduna girdi tekrardan. Şimdi kablomuzu tekrar takıyoruz. Evet. Telefona şifreyi yazdık. Gördüğünüz gibi görüntü geldi.